karşısında. Bir de oyuncularla sağlık hükümetimize yani bu vesileyle tekrar teşekkür ediyoruz. Devam eden yatırımlarımızla başlayacak. Sağlıkla ilgili güzelli yatakla eğitim araştırmalarından başta olmak üzere ciddi yatırımlarımızla ancak şu gün itibariyle gerçekten Giresun'umuzda sağlıkla ilgili son 10 yıla kıyaslarca büyük mesafeler aldık. Büyük ilerlemeler kaydettik. Giresun insanın bunun en iyisine layık, hizmetin en iyisine layık. Biz de valilik olarak bu konuda sizlerin desteğiyle elimizden gelen gayret gösteriyoruz. İnşallah devam eden hastanelerimiz açılışlar hep birlikte gerçekleştirir. Temel atacağımız 350 yatak eğitim araştırma hastanesinin inşallah birlikte temelli açılışını gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi açığımız çok büyük değil. Allah'a şükürler olsun. Sizlerin destekleriyle, takipleriyle en kısa zamanda bu eksikleri tamamlayarak özellikle ilçelerimizde büyük ölçüde sağlık sorunları ilgili, hastane ilgili büyük mesafeler aldık. Eski devlet hastanesi inşaat bitmek üzere, merkezi kadın doğum hastanesi bitmek üzere, şurada onlara açılış yapacağız. Böyle de ek hastanemiz olacak. Alınca'da ihale aşamasını bitireceğiz. Çamalık'ta ihale aşamasında baharda en geç temelli atacağız. Dediğim gibi sağlıkta ve her alanda Giresun'un büyük mesafeler kat etti. İnşallah bunların tamamlanmasında hep birlikte göreceğiz, açılışını yapacağız. Yağmur yağıyor, Allah'ın rahmetinden kaçılmaz ama ben sizlere vatandaşlarımızı baş başa bırakmak üzere mikrofona davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Sayın Halim, kendimle birlikte arkadaşım, çok değerli Kumandaklı hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii şu anda yağan yağmur bu törenin bir an önce bitirilmesi ve konuşmalarımızı kısa tutmamız gerektiğini söylüyor. Sizi fazla ıslatmak istemiyoruz elbette. 2002 seçimlerinden ben çok hatırlıyorum. Seçim çalışmaları sırasında Bulancak Devlet Hastanesi'ni de ziyaret etmiştik. Bilmiyorum, muhtemelen hepiniz hatırlıyorsunuz veya büyük çoğunluğunuz 2002 yılındaki Bulancak Devlet Hastanesi'nin kalitesini, hizmet kapasitesini ve görünümünü sanıyorum hepiniz hatırlıyorsunuz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hiç unutmadım o manzarayı. Hiç gözümün önünde gitmedi. Çünkü hemşehrilerimiz, sizler Bulancaklı hemşehrilerimiz devlet hastanesinden bir insanın alması gereken sağlık hizmetini kesinlikle alamıyorlar. Yani ne yeterli uzman var, ne yeterli malzeme var, ne de fiziki imkanlar, odalar dahil yeterliydi. Çok çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bakın, bu hastanede tek kişilik ve iki kişilik odalar var. Büyük çoğunluğu o şekilde, hatta tamam o şekilde. Bir kişilik odalar ve iki kişilik odalar. Bu odaları 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otelde ancak görebilirsiniz. Bulancaklılar bunlara layık, daha iyisine layık. O nedenle zihniyet değişimini göstermek açısından önemli örnektir diyorum. Eski tip hastanelerde, devlet hastaneleri 6 kişilik, 8 kişilik, 10 kişilik koğuşlardan ibaret. Hatırlar mı? Hatırlayın. Bir odada 4 kişi, 6 kişi, 8 kişi. Yeteri kadar temizlik yok. Doktor zaten bulamazsın istediğin doktoru. Öyleydi. Yeteri kadar hemşire, hasta bakıcı yok. Manzara öyleydi. Yani sağlam giren hasta çıkıyor eski hastanelerimizden. Ben çok iyi hatırlıyorum. Herkes de böyle düşünüyordu. Ve zaten vatandaşlarımız da hastaneye gitmiyordu. Hasta olsa dahi hastaneye gitmeyen birçok kardeşimiz, birçok hemşehrimiz, birçok vatandaşımız vardı. Biz o günleri unutmadık. Ha milletimiz ona layık değildi. O görüntülere layık değildi. Öyle bir sağlık hizmetine layık değildi. Milletimizin, bütün Bulancaklı kardeşlerimizin layık olduğu hizmet inşallah bu binada verilecek değerli kardeşlerim. Bu binada verilecek. Hep yurt dışına gittiğimiz zaman, gördüğümüz zaman biz de gıpta ederdik, imrenirdik. Yani neden Türkiye'de, neden bizde bu hastaneler yok? Bu hizmetler verilmiyor, bu doktorlar yok. Yine o zaman çok iyi hatırlıyorum, 3 ya da 4 tane uzman vardı şeyde. Bulancak Devlet Hastanesi'nde. Bugün sayısını biz hatırlamıyoruz artık. Sayısını hatırlamıyoruz. Ve sağlık hizmetindeki kalite artışı
hem Bulancak'ta hem de tüm Giresun'da daha artan bir şekilde sürmeye devam edecek. Çünkü biz milletimizin en iyi bir şekilde, en kaliteli bir şekilde bu hizmeti alması gerektiğine inanıyoruz. Yani biz işin edebiyatını yapıyoruz değerli hemşehriler. Her alanda olduğu gibi burada da. Cek cek demiyoruz. Cek cek yok. Biz dediğimiz zaman yapıyoruz Allah'ın izniyle. Bu kadronun, bu hükümetlerin, AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Yani geçmişte öyle bir hastanede muayene olmak, yani bütün tedavileri yaptırmak, bütün tahlilleri yaptırmak hayaldi. 1974 yılında Giresun İmam Hatip Lisesi'ne parasız yatılı sınavlarını kazandım, kayıt yaptıracağım. Tam teşekküllü hastaneden rapor istiyorlar. Tam teşekküllü hastaneden. İnanın bir hafta mı sürdü, 10 gün mü sürdü hatırlamıyorum. Gittik geldik yani günlerce gittik geldik o zaman eski hastanede. Göz doktoru yoktu, orduya sevk ettiler. Göz muayenesini de orduda yaptık. Tablo böyleydi. Yine Amerikan filmlerinde, işte Avrupa orijinli filmlerde görürdük. Bir Amerikan vatandaşı bir başka ülkede hastalandığı zaman hemen Amerikan özel donatılmış ambulans uçak gelir, onu alır, ülkesine götürülür. Biz o görüntüleri gerçekten hayal olarak hep hatırlarız. Gıptayla bakardık, biz de özlerdik. Yani bizim insanımız bunları hak etmiyor mu değerli kardeşlerim? Elbette hak ediyor. Ama şu anda sağlıkta aynen tablo budur. 10 yıl önce, 20 yıl önce Amerikan filmlerinde gördüğümüz o manzaralar şimdi Türkiye'de. Türkiye neresinde olursa olsun, dağda, taşta, bayırda, tepede. Bir kardeşimiz, bir hemşerimiz hastalandığı zaman helikopterle, olmazsa uçakla ne gerekiyorsa şu anda anında hemen hizmete hazır ve o hizmeti veriyor. Vermeye de devam edecek inşallah. Her yıl dünyanın değişik ülkelerinden 350 bin kişi Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan, Balkanlar'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan 350 bin kişi Türkiye'ye sağlık hizmetinden faydalanmak için geliyor. 350 bin kişi. Her yıl. Niye geliyor? Kaliteli sağlık hizmeti verilmese, kaliteli sağlık hizmeti verilmese, bypass ameliyatı olmak için ta Amerika'dan bir Amerikan vatandaşı Türkiye'ye gelir mi? Değerli hemşehriler, inşallah bakın etrafımızdaki komşu ülkelerden de Bulancak Devlet Hastanesi'ne yine tedavi olmak için başka ülkelerden insanlar gelir. Türkiye'de bu gerçekleşiyor şu anda. Bu bizim milletimizin gururu, hepimizin gururu. Bu tabloları gördükçe, bu manzaraları gördükçe elbette hoşumuza gidiyor. 10-15 yıl önce tersi söz konusuydu. Başka ülkelere gidiyordu Türk vatandaşları. Çünkü yeteri kadar hizmet alamıyorlardı. En güzel örneklerinden bir tanesi milletimizde, hepiniz hemşehrilerimiz, sizler de Bulancaklılar bu hizmetin, bu hizmetlerin en iyisine layık. Bizim görevimiz bunları sağlamak. Bunları getirmek, bu hizmetleri milletimizin ayağına getirmek. Milletimizin emrine vermek. Biz bununla görevimizi yapıyoruz. Ankara'nın göbeğinde büyük kızım erken doğmuştu. Doğum yapan hastane Ankara'nın büyük hastanelerinden bir tanesiydi ve erken doğum bakım küvezi yoktu. Ağırlığı 1 kilo 780 gramdı. Hemşire bile kucağa almaktan korkuyordu. Battaniyeye sardık, aldık ve bir özel hastaneye götürdük. Yani biraz daha şey yapmasak hayatını kaybedecek. Şimdi bakın, Ankara'nın göbeğinde yoktu merkezinde. Şimdi bu hastanede 5 tane çocuk, yeni doğan, yoğun bakım yatak sayısı var 5 tane. Şu anda hastanemizde hazır, açılışını yapmak için bizi bekliyor. Ben daha fazla sizleri ıslatmak istemiyorum. Tekrar emeği geçen herkese, buradaki bütün arkadaşlarım, derler bir gün, bir süre için de teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Terkeler var mı? Başkanım sen. Gel bakalım. Sen de yukarıdan uzak. Ya Allah. Ya Allah.